Lan yine geldi. Yapma yapma. Şimdi işte birden şey çok oluyor. Oh. Şimdi bu mevsimde koyunlarımız doğum yapıyor. Havalar gece bayağı bir soğuyor. Ve bunun yanı sıra gece komularımıza kurtlar bayağı bir yoğunlukla geliyorlar. Bunun ötesinde 4-5 tane köpeğim var. Sivas Kangalı, Sivas'ta getirttim. Bunlar gece sabaha kadar hiç kesinlikle durmak yok. Komumuzun etrafında bir nevi nöbet tutuyorlar. Gündüz zaten koyunlarımız meraya gittiğinde hep beraber köpeklerimi götürüyorum. 4-5 tane köpeğimi. Koyunlarımızın etrafında aynen böyle koruma misali koyunlarımıza bakıyorlar. Yani biz bu köpeklerin sayesinde yani koyunlarımızı yaza çıkartıyoruz. Köpeklerimiz olmazsa kışın kurtlar gelir bizim koyunlarımızı parçalar. Zaten yani birkaç tane de zayiat verdik bu kış boyunca. Şimdi kışın kurtlar ne kadar bize zarar verseler de koyunlarımızı parçalasalar da biz silah kullanıyoruz ama korkutmak amaçlı sıkıyoruz yani. Havaya bir iki el ateş atınca korkuyorlar ve köpeklerin desteğiyle kaçıp gidiyorlar.
Biz yılın 3-4 ayını ovacığın yüksek kesimlerinde, dağlarında geçirdikten sonra Eylül ayında köyümüze dönmekteyiz. Gördüğünüz gibi koyunlarımız kuzulamaya başladı. İşimiz zaten zor, sabahlıyoruz komda. Komlarımız da köyümüze biraz uzak. Bu zorlukların üstüne bir de kurtlarla uğraşmak zorundayız. Bu kurtlar konusunda bizim en büyük savunma silahımız bu kangal köpeklerimiz. Ben bunu Sivas'ta 10 koyun karşılığında aldım. Gece bu koyunların etrafında hiç durmadan koyunlara sahip çıkıyor, dönüyor. Yani koyunları sabaha kadar bekçilik ediyor benimle beraber. Yani bunlar bizim can dostlarımız. Bunlar bizim savunma silahlarımız. Köpeğim, 4 adet köpeğim var. Bu gördüğünüz Koto, ismi Koto. 2 yaşında. En büyük yardımcılarından birisi.